TRT 24 YouTube kanalındasınız. İlker Doğan'ın yazdığı Ölüm Listeleri ve Silahlar Hazır. Rejim iç savaş mı istiyor? Başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Eski makyöz Sevda Noyan'ın ardından AKP'nin sosyal medya trollerinden Fatih Tezcan da ölüm listelerini açıkladı. Görüntülü mesajında bütün muhalifleri, eşleri ve çocuklarını öldürmekle tehdit eden Tezcan, "Biz bir daha sokağa çıkarsak eğer kimleri toplayacağız? Listelerden haberiniz var mı sizin? Karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden?" ifadelerini kullandı. Söz konusu açıklamalara gülüp geçmemek gerekiyor. Zira daha önce bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da benzer ifadeler kullanmıştı. "Biz 15 Temmuz'da asıl istediklerimizi yapamadık," diyen Soylu, "darbeye karşı güçlü bir şekilde bilendik. Bu kez darbeye teşebbüs edenleri kimse kurtaramaz," demişti. Siyasi analistlere göre ekonomik anlamda köşeye sıkışan ve yönetme kabiliyetini kaybeden AKP rejimi yine darbe ve iç savaş söylemlerinden medet umuyor. Emniyetin son dönemde bir şekilde kaybolan binlerce silahı da düşünüldüğünde, rejim olası bir erken seçimde istemediği bir sonucu alsa bile koltuğu öyle kolay kolay bırakmayacak. Sonsuz iktidar mümkün değil. AKP de gidecek ancak giderken memleketi de yakacak. İktidar yandaşlarının çıkardığı sözde darbe söylentileri muhalifleri yok etmeye doğru evrildi. Her gün bir başka iktidar yandaşı darbe olma olasılığı üzerinden Erdoğan muhaliflerini ölümle, eşleri ve çocuklarıyla tehdit ediyor. Geçtiğimiz hafta eski makyöz Sevda Noyan'ın Yandaş Ülke TV'de yaptığı açıklamalar büyük bir infiale neden oldu. Çünkü Noyan, öldürülecekler listesinin hazır olduğunu, olası bir darbe teşebbüsünde en az 50 kişiyi öldüreceklerini, oturduğu sitede de 3-5 kişiyi belirlediğini söyledi. Sevda Noyan'ın açıklamalarının üzerinden birkaç gün geçmeden bu kez AKP'nin sosyal medya trollerinden Fatih Tezcan sahne aldı. Erdoğan muhaliflerini ve ailelerini, çocuklarını ölümle tehdit etti. Tezcan hezeyan dolu konuşmasında "Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz, idam edeceğiz diyorsunuz. Karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden? Erdoğan'ın bir damla kanına milyonlarca kan dökülür bu ülkede. Biz bir daha sokağa çıkarsak eğer kimleri toplayacağız? Listelerden haberiniz var mı sizin? Tayyip Erdoğan'a darbe, idam vesaire olursa zulalardan, listelerden, yaşanacaklarından haberiniz var mı? Yiyorsa çıksanıza." şeklinde tehditler savuruyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Fatih Tezcan hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçlarından soruşturma başlattı. Muhtemelen ifadesi alınıp salıverilecek. İki ismin hezeyan dolu konuşmalarından daha korkunç olan bir tek iktidar temsilcisinin söz konusu açıklamaları kınamaması. Bugüne kadar tek bir AKP'li yönetici bile Sevda Noyan ya da Fatih Tezcan hakkında dişe dokunur bir açıklama yapmadı. Sevda Noyan ve Fatih Tezcan'ın açıklamalarından muhaliflerle ilgili öldürülecekler listesi hazırlandığı anlaşılıyor. Bugün Türkiye'de muhalif herkes acaba ben kimin listesindeyim diyerek merak ediyor. İki ismin benzer söylemleri, iktidar yandaşlarının ciddi manada zulalarının yani silah ve mühimmatlarının olduğunu da ortaya koyuyor. AKP iktidarı ekonomik anlamda köşeye sıkışmış durumda. Dolar 7 TL'yi aştı, ekonomi kötü durumda, üretim neredeyse durdu, işsiz sayısı 10 milyona dayandı, çarklar dönmüyor, Merkez Bankası net döviz rezervi eksilere düştü. 8 ay içinde ödenmesi gereken 168.5 milyar dolar borç var ama kasa tam anlamıyla tam takır. Analistlere göre bir maskeyi bile dağıtmayı beceremeyen iktidar var karşınızda. İşte bütün bu nedenlerden dolayı AKP'nin yeni bir 15 Temmuz'a ihtiyacı var. Bütün muhalifleri susturmak istiyorlar. Bunun için daha da sertleşecekler. AKP rejiminin bu düzeni uzun süre sürdürmesi mümkün görünmüyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da dün BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada bu noktaya dikkat çekti. Sistemin 2023'e kadar dayanamayacağını ve seçim ihtimalini 2021-2022'de biraz daha yüksek olduğunu söyledi. Apar topar bir erken seçim beklentim yok ama 2023 Haziran'a kadar Türkiye dayanır mı, sistem dayanır mı o ihtimal de çok zayıf doğrusu. Seçim ihtimalini 2021-2022'de biraz daha yüksek görüyorum, diyor İlker Doğan TR724'deki köşesinde.